Açıktan okuyacağız artık yani yapacak bir şey yok. Bu sene köyümüzün arasına gidiyoruz. Ayrıyeten İstanbul'da, işte iki sene önce geldik. Ayrıyeten İstanbul'da hep bolcuydum. Ailemize katkı olsun diye bu sene böyle bir şey yaptık yani mecburiyetten. Ablamla birlikte. Evet, ablamla birlikte dana otarıyoruz köyün danasını. Zevkli bir iş. Yaptığımızı çok seviyoruz. Severek yapıyoruz yani bu işi. 8 senedir hep netbol oynuyorum. Profesyonel. Evet, profesyonel. Lisans netbolcuyum. Kitap okuyorum burada. Kafamı dinliyorum. Herkesten uzak. Kimseye hesap vermeden. Ya kendi işim. Gitmesem bile kendime gitmiyorum. Zor bir meslek. Evet, sabır isteyen bir meslek. Böyle aslında yani. Senin mesleğin çobanlık değil. Değil, evet. Senin mesleğin? Okuyorum tabii. Kışın okuyorum. Yazında aileme destek olmak için. Böyle işte yani ya, kışın okuyorum, yazın danadayım. Sürekli mesela kitap okuyorum danada. Okula daha kolaylık olması için. Yani böyle. Peki, seviyorum. Sporcusun dedim. Hangi kulüpte? Küçükken işte Sultantepe Spor Kulübü ile başladım okul takımı olarak. Ondan sonra büyüdük, ilerledik. Deplasman gördük, maç gördük. Sakatlık gördük falan derken İstanbul Sahil Spor'a transfer olduk kulüp adına. Lisanslı. Lisanslı 8 yıllık handbolcuyum. Şu an ölü sezondayız. Yani off sezondayız. Maçlar yok, deplasman yok. Sürekli kışın okuldan izin alıp TF rapor gönderiyor okula. Raporla beraber maçlara gidiyorum İstanbul'a. Gidip geliyoruz kardeşim ve ben de. 2 sene sonra mezun olduktan sonra, şu an 11. sınıf oldum. Mezun olduktan sonra üniversite hayatımı handbol adına ilerletmek istiyorum. Hedefimde sağlık var. Eğer olmazsa, ki handbolu hiçbir zaman bırakmayacağım. Anlıyorum. Bize çocuklar gibi neyin iyi niyetin kötü olduğunu güzel. Karakter. Çocuklar gibi neyin iyi neyin kötü olduğunu anlamaya saf bir yaratılıştır. Hiç değilse çok genç. Betsince bir gülümseyişle sözlerine devam etti. Evet, İstanbul'da doğduk büyüdük. Eğitimimizin hemen hemen büyük bir kısmını orada geçirdik. İlk zamanlarda bize çok zorluklar çektirdi. Evet, yani halk olarak veya görmüş geçirmişlik konusunda. Ama sonra bir bakıma böyle düşündüğümüz zaman İstanbul güzel şehir. Ama İstanbul büyük değil. Hani bizim babamız daha büyük. O yüzden babamın fikriydi böyle olması. Ve hani her şeyin iyisini bileceğini düşündüğümüz için karşı çıkmak istemedik. Memnunuz, güzel, doğal yaşam en azından. Seviyoruz yani burayı, alışmak üzereyiz. Köye tamamen adapte oldunuz mu? Yani hemen biraz da alışmamız lazım. Bir senemiz falan daha var. Ama alışmaya çalışıyoruz, gayet güzel bir ortam. Memleketimizde daha çok böyle başarılı bir sürü sporcu var. Bildiğiniz üzere hani bu konuyu tabii hepiniz daha çok biliyorsunuzdur. Üniversite sınavlarında veya lise sınavlarında genellikle tam puan alan, birinci olan bütün öğrenciler Doğu bölgesinden çıkıyor. Böyle çobanlık yaparken, danaların, ineklerin önünde, kitap okurken, ders çalışırken görüyoruz hepsini.
Yapmak isteyen insan, başarılı olmak isteyen insan her yerde yapabilir. Zorlukların bence bahanesi yok. Sabretmek başarmanın yarısıdır. Ben öyle düşünüyorum. Sabrediyorum. Eğitimimi devam ettiriyorum. Sporumu devam ettiriyorum. Ve aynı zamanda aileme küçük de olsa yapabildiğim üzere katkı sağlıyorum.